polislerin bilmenizi istemediği 10 taktik. Eminim kimse hukuki yaptırımlarla uğraşmak istemez. Ama elbet günün birinde herkesin yolu kesişir. Yasayı çiğneyen siz olmasanız bile bu videoda polislerin suçu sizde bulma şansını arttırmak için kullandığı taktikleri ve sizin başınızı beladan kolayca kurtarabilmek için kullanabileceğiniz taktikleri anlatacağız. Talepler emir değildir. İnanılanın aksine polis görevlisinin bir durumda sizden talep ettiği her şey emir değildir. Özellikle emredilmediği sürece camınızı tamamen açmak zorunda değilsiniz. Ayrıca polis görevlilerini görevleri sırasında videoya alabilirsiniz. Böylece herhangi bir yasal dalavereye başvurmayacaklarından emin olabilirsiniz. Çünkü elinizde kanıt olduğunu bilirler. Ayrıca herhangi bir izin belgeleri olmadan evinizi aramalarına rıza göstermek zorunda değilsiniz. O sırada göz altında mıyım yoksa gitmekte özgür müyüm diye sorma hakkına kesinlikle sahipsiniz. Bilgi için öylesine sorgulamak. Kenara çekildiniz. Polis memuru ehliyet ruhsat sordu ve siz de gösterdiniz. Bundan sonra memurların size sorduğu her şeyi günlük konuşma kılıfı altında bilgi alma amaçlı sorgulama olarak görebilirsiniz. O sırada gardınız iniktir. Her şeyin mahkemede size karşı suçlama olarak dönme ihtimali vardır. Her şey normal bir konuşma gibi görünse bile siz memura sadece olabildiğince kısa cevaplarla neyi öğrenmeye çalıştıklarını sormalısınız. Ve bunu yaparken de kabalaşmaya hiç gerek yok tabi. Ancak trafiğin aksaması ile ilgili bir durum olursa cevap vermelisiniz. Başka hiçbir konuyla ilgili soruya cevap vermek zorunda değilsiniz. Eğer sizi başka bir konu hakkında konuşmaya yönlendirdiklerini hissederseniz onlara kibarca ihlal edilen durumun sonuçlarının ne olacağını sorun. Polisler size yasal olarak yalan söyleyebilirler. Polislerin size DNA'nızın ve parmak izlerinizin elinde olduğunu söylediğini düşünün. Bu sizin soruda bahsedilen suça karıştığınızı, hatta o suçun sorumlusu olduğunuzu kanıtlar bir yargıdır. Onlara hemen inanmamalısınız. Çünkü polislerin size düpedüz yalan söylemeye yetkileri vardır. Herkesin bildiği gibi ülkenin suç laboratuvarları oldukça yavaş ilerler. Bu yüzden eğer çok yakın zamanda bir suç işlediyseniz, sorgunuz boyunca polisin olay yerinden eline henüz parmak izi veya DNA'nız geçmemiştir bile. Hakimler polislerin yalan söyleme yetkisini şöyle açıklamıştır. Bu hoş olmayan fakat sık sık uygulanan hukuki yaptırım anayasaya aykırı değildir. Polisler sahte testler uygulayabilir. Polislerin sadece size yalan söyleyebilmek gibi değil, sahte testler yapabilmek gibi bir de yetkisi vardır. 2009'da kamu ile Mayıs arasında geçen bir davada polisler şüpheliyi sahte yalan dedektörüne bağlamışlardır. Ve tabii ki şüpheliye bunun gerçek olduğunu söylemişlerdir. Daha sonra sorularını sorup sahte makineden çıkan sahte sonuçları şüpheliye göstermişlerdir. Polis şüpheliye sonuçlara göre yalan söylediğinin ortaya çıktığını söylemiştir. Ve şüpheli olay yerinde bulunduğunu itiraf etmiştir. Böylelikle hakim bunu gönüllü ve geçerli bir itiraf olarak kabul etmiştir. Benzer bir olayda ise polisler önce şüphelinin ellerini yıkamış, daha sonra ise kokaini ortaya çıkaran renk değiştiren madde testini uygulamışlardır. Renk değiştiğinde ise şüpheliye rengin daha önce ellerinde tuttuğu silahtan dolayı değiştiğini söylemişlerdir. Ne uyanıklık ama, değil mi? Polisler kendilerine yatırım amaçlı bir şeylere el koyabilirler. Polislerin suça karıştıklarından şüphelendikleri kişilerin evlerine, paralarına ve arabalarına el koyabildikleri duruma müsaadere denir. Müsaaderenin uygulanması ve mülklerin kalıcı olarak kaybedilmesi için ise söz konusu mülkün sahibinin suçu işlemiş olması veya hüküm giymiş olması zorunlu değildir. Çok acımasızca. Daha sonrasında kendinize bir avukat tutmalı ve mülkünüzün suça karışmadığını kanıtlamalısınız. Yoksa polisler bu mülkleri kendilerine saklayabilirler. Sistemin müsaadereye ortak sağladığı çok belli. Tabi herkes parayı sever. Bu tür davalarda savcılar genellikle avukat tutacak kadar karışık bir dava olmadığını söyler. Ama durum kesinlikle öyle değildir. Bunu bilin ve eğer mülkünüzün polis departmanına gelecek seneki bütçesi haline gelmesini istemiyorsanız kendinizi savunmanız gerek. Polislerden saklanmanın yolları. Bu taktik muhtemelen tüm videodaki en yararlı ve en kullanışlı taktik olacaktır sizin için. O yüzden dikkatlice izlediğinize emin olun ki hiçbir detayı kaçırmayın. Gördüğünüz üzere yanınızda her zaman küçük bir metal kanal taşıyarak, başınızı kanunlarla derde girdiğinde küçük mekanizmanızı devreye sokarak saklanabilirsiniz.
sanayi ve endüstriyel bölgede olduğunuz sürece kılık değiştirdiğiniz anda polislere karşı görünmez olacaksınız. Videoda taktiği anlatanlar muhtemelen profesyonel suçlular ve bu benzersiz taktiği etkileyici, kurnazca ve ustalıkla gösteriyorlar. Bizi suçlulara yol göstermekle suçlamadan önce çoğu suçlunun bu taktikleri uygulayabilecek kadar akıllı olmadığını da hatırlatmak isteriz. Polislere karşı yapılan suçlamalar düşürülebilir. Amerika'da 2016'da hackerlar en geniş polis birliğine giriş yapmayı başardığında çok rahatsız edici bilgileri de gün yüzüne çıkardılar. Bazı yerlerde halk tarafından polise karşı yapılan suçlamaların gizli tutulacağının teminatları gibi. Böylece memurların kariyerlerine zarar gelmeyecek ve haysiyetleri zedelenmeyecekti. Şaşırdığınızı duyar gibiyim. Diğer davalarda ise şikayetlerin hepsi topluca yok edildi. The Guardian gazetesi polislerle ilgili dokümanları analiz ettiğinde 3'te 1'inin halk tarafından yapılan suçlamaların, soruşturmaların ve disiplin suçlarının yok edilmesine izin veren maddeler olduğu ortaya çıktı. Dokümanlarda halkın önceki suçlama kayıtlarına ulaşmasının da yasaklandığı görüldü. Bütün bunlar yapılan suçlamaların polis memurlarına etki etmesini olabildiğince zorlaştırmak adınaydı. Bu da çok fazla suçlama alan polis memurlarının polis güçlerinden uzun süre uzak kalacağı anlamına gelmekteydi. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinize hakim olun ve sakin kalın. Baltimore şehrinde güvenlik güçlerine bağlı eski asker Neil Franklin, sivillere karşı olan tecrübelerini anlattığı bir makale yazdı. Ve tüm sivillerin anayasal haklarını nasıl koruyacaklarını bilmeleri ve memurlara karşı çıkarken akıllı kararlar vermeleri gerektiğini belirtti. Bu önemli bilgilerin toplum için ulaşılmaz bir hal almaya başladığına inandığını söyledi. Ayrıca son tartışmalardan sonra bu çok daha her zamankinden daha da gerekli olmaya başladı. Neil'in bir polis memuruyla en iyi şekilde başa çıkma konusunda bir numaralı tavsiyesi kalabildiğiniz kadar sakin kalmaktı. Çünkü kötü bir tavıra sahip olmak işleri çok daha kötü bir hale sürükleyecekti. Benzer bir şekilde arkadaşça ya da şakasına olsa da bir polis memuruyla temasta bulunmanın iyi bir fikir olmadığını savunuyordu. Oldukça ürpertici. Ama eğer biraz baş belası bir tipseniz ve bir polis memuru alkol almadığınız halde sizi kenara çektiyse neden torpido gözündeki yedek biranızı çıkartıp emniyet kemerinin metaliyle açmayasınız? Tamam, bunu yapmanızı pek önermem tabii ki. Ama emniyet kemeriyle şişe açabilmek güzel bir ayrıntıydı. Kabul edin. Kar zinciri yerine kablo bağı kullanmak. Biraz daha farklı bir madde olarak, karlı günlerde araba kullanmanın yaşadığınız yere göre farklılık gösterse de ne kadar zahmetli olduğunu bir hatırlayalım. Gereken lastiğe sahip olmadığınız için kenara çekilmek büyük sorumluluk ve suç olacağından kayak seyahatinize elveda diyebilirsiniz. Para cezası da almış olabilirsiniz tabii. Bu polislerin yararına olacaktır yine. Ama yasallığı da bir kenara bırakacak olsak, karlı havalarda araba kullanmak oldukça tehlikeli olabilir. Ayrıca polis işin içine karışmamış olsa bile kimse kendini bir kazanın içinde bulmak istemez. Kısa bir zaman önce Truki, Kaliforniya'da polis gerekli kar ekipmanlarına sahip olmadığını düşündükleri bir arabayı kenara çektiler. Çünkü lastikte hiç kar zinciri görmemişlerdi. Fakat lastiklerin her yerindeki kablo bağları onları gördüklerine çok şaşırtmıştı. Tabii ki ilk başta bunun oldukça saçma olduğunu düşündüler. Ama aslında bunlar Zip Grip Go adında yasal ürünlerdi. Bu plastik kablo bağlar kar zincirinin yerini alması için tasarlanmıştı ve sadece onda biri fiyatındaydı. Oldukça zekice. Emin olmak için bu süper uygun fiyatlı alternatiflerin sizin ülkenizde de yasal olup olmadığını araştırın deriz. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer videolarımızdan da haberdar olmak içinse abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.